Ve sevgili seyirciler, ana haber bültenini kapatmadan hemen önce, aslında daha önce almayı planlıyorduk konuğumuzu. Ama kendileri trafik nedeniyle, trafiğin, Antakya'nın trafiğini biliyorsunuz, bir gecikme söz konusu oldu. Ana haber bülteninin sonuna imiş kısmet. Peki kimi konuk aldık bugün ana haber bültenine? Aslında Hataylıların yakından tanıdığı bir isim. Hatay Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Sayın Ali Mansuroğlu. Kendisiyle yaklaşık 12 dakika sohbet edeceğiz. Peki neyi konuşacağız? Hatay'daki kayıt dışı istihdamı konuşacağız kendi meslek dallarında ve son dönemlerde artış gösteren Suriyelilerin de bu mesleğe el attığını görüyoruz. Bu konuyla ilgili de ihbarlar da aldık biz. Dolayısıyla Sayın Ali Mansuroğlu'nu davet ettik televizyonumuza ve şu anda kendisi stüdyolarımızda. İyi akşamlar Ali Bey. İyi akşamlar Ali Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Şimdi tersten başlayayım mı? Yani şöyle tersten başlayayım. Aslında ben hemen programa girerken odanızla ilgili kısa bilgileri alacaktım ama artık buradan girelim, onu sonunda yaparız. Evet, peki. Şimdi çok sayıda ihbar alıyoruz. Deniyor ki Suriyeliler burada berber ve kuaförlük mesleğine de el attılar. Doğrudur. Üstelik kaçak olarak iş yerleri açıp vergi ödemeden, kira ödemeden, ne bileyim prim ödemeden haksız kazanç da elde ediyorlar. Buradan girelim mi? Tabii. Siz bu konuyla ilgili neler yaptınız? Buyurun. Şimdi Ali Bey, tabii ki bizim amacımız kimsenin ekmeğiyle oynamak değil. Herkes çalışsın, kazansın ama herkes yasaya uygun, prosedüre uygun bir şekilde çalışmasını istiyoruz. Suriyeliler özellikle belirli semtlerde bizim meslektaşları da mağdur edecek koşullarda. Vergi kaydı olmadan, oda kaydı olmadan, sicil kaydı olmadan kaçak bir şekilde çalışıyorlar. Bunun bir türlü önüne geçemedik. Biz oda olarak kalktık, sorunlarımızı gerekli birimlere bildirdik. Gerekli birimler dediğiniz? Zabıta, Ruhsat İşleri Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü, artık kim oralara bakabiliyorsa. Hı hı. Buradaki amacımız, benim görevim, üyelerimi, aidatını ödeyen, vergisini ödeyen, bununla beraber yasal prosedürlerini yerine getiren üyelerin haklarını korumam. Evet, tabii bir sivil toplum örgütü başkanı olarak. Aynen, aynen. Şimdi odaya gelen bütün dilekçelerimde, şikayetlerde üyelerimizin en büyük sıkıntısı, başkan diyorlar, biz aidatımızı ödüyoruz, biz vergimizi ödüyoruz. Ama Suriyeliler geliyor dibimizde, iş yeri açıyorlar, otomatikmen bizim iş potansiyelimiz düşüyor. Ucuza çalışıyorlar. Hijyen desen hijyen yok. Biz de kalktık bütün bunları resmi bir yazıyla Zabıta Müdürlüğü'ne, Ruhsat Müdürlüğü'ne verdik. Ama belediye, hangi belediye? Aynen, aynen, tabii ki. Evet. Yani Antakya, Defne, Büyükşehir hepsine verdik. Evet. Yalnız burada şöyle bir sıkıntı oldu. Sağ olsunlar denetimlere çıktılar zabıta ekiplerimiz. Ama burada yanlış giden şöyle bir olay oldu. Giden ekipler bizi Başkan Ali Mansuroğlu gönderdi. Biz yok da gelmeyecektik. Başkan Ali Mansuroğlu başbakanlığa yazı yazarak bizi gelmeye mecbur etti gibi ifadeler kullanarak beni üyelerle yüz yüze getirdiler. Bu da büyük bir sıkıntıya mal oldu. Ben oda başkanı olarak hiçbir üyemin kazancına engel olacak bir çalışmada bulunmam. Bizim aksine odanın görevi mesleği en üst mercilere taşımak, en üst seviyeye getirmek, eğitimler düzenlemek ki biz 2014 Ocak ayında göreve gelmiştiniz. Tabii he? Görev geldik, oda yönetimini devraldık. Bu 3 sene zarfında biz 21 tane eğitim düzenledik. Bunların 6 tanesi şehir dışında. Kişisel gelişim adı altında donanımlı birey eğitimini düzenledik. Amacımız burada biz mesleğimizle beraber sosyal dayanışmayı da sağlamak. Geçen sene Mayıs, 22 Mayıs'ta Dünya Kuaförler Günü'nde amacımız var, sosyal bir aktivite düzenlemek, birlik beraberliği sağlamak amacıyla üyelerimize ücretsiz bir brunch düzenledik, kahvaltı düzenledik. Beraber olalım, hep beraber. Yoksa bu Suriyeli olur, başkası olur, şu olur, bu olur. Biz hiç kimseyle dini, dili, ırkı ne olursa olsun, prosedürlere uygun bir şekilde kim çalışıyorsa baş tacı. Çünkü tabii ki Suriyeli, Allah kimseyi o durumlara düşürmesin. Orada bir savaş vardır, bizim ülkemize gelmişlerdir. Çalışmalarında bir sakıncası yok. Evet. Çünkü çalışmayan insan ne yapacak? Yemek yemek, geçimini sağlamak için başka bir işle uğraşacak. Peki, yani. Peki Ali Bey, şöyle sorayım size. Tabii.
Şimdi algı bu. Yani çıkan görevliler, zabıta ekipleri evet. ya da diğerleri diyorlar ki bizi başkanınız Ali Mansuroğlu gönderdi. Aynen, evet. Aslında peki siz ne yaptınız? Yani şikayet dilekçelerinizde neye yer verdiniz? Ne yapmak istiyorsunuz? Dilekçelerimiz hepsi burada. Bizim amacımız hemen bunu kameraya da gösterebiliriz. Buradan da okuyabiliriz. Arzu ederseniz size vereyim. Siz okuyun. Siz okuyun. Biz burada mesela, evet, Antakya Zabıta Daire Başkanlığı'na vermişiz. Örnek bir dilekçe bu. Örnek bir dilekçemiz, evet. Şöyle bir kameraya da gösterirseniz. Tabii ki. Şu kameraya. Şu hatta şu mühürlü olanı göstereyim. Arkadaşlar bir gelirseniz yakınlaştıralım şunu. Şöyle. Şunu. Elimizde kayıt dışı çalışan berber, kuaför ve güzellik salonları hususunda yoğun şikayetler bulunmaktadır. Evet. Kayıt dışı çalışan berber, kuaför ve güzellik salonları haksız rekabete ulaşmakta olup aynen. milli ekonomiye zarar vermektedir. Bu sebeplerle bu işletmelerin tespit edilerek gerekli yasal meyedenin uygulamasını saygıyla arz ederiz. Aynen. Doğru mu? Şu kamerayı mı göstereceğim? O i̇şte, Antakya Belediyesi mi? Antakya Belediyesi'ne verilen. Tamam bir tane zaten yeter. Burada defne var. Diğer belediyelere de örnek olarak verilen. Hepsine aynı şekilde. Tamam, buyurun devam edin. Şimdi tabii ki bu yapılan açıklamalar bizi işte Başkan Ali Mansuroğlu gönderdi. Ali Mansuroğlu'nun direktifiyle buraya gelmişiz deyince de haklı olarak üyeler beni arıyorlar. Başkan bizi neden şikayet ediyorsun? Ben hiç kimseyi isim olarak şikayet etmedim. Siz üyeleri zaten değil ki yani sizin amacınız burada kayıt dışı. İşte kayıt dışı. Şimdi sıkıntı nerede doğuyor? Esas bizim en büyük sıkıntımız iş yeri açılacağı dönemde başlıyor Ali Bey. Hmm. Şimdi en büyük sıkıntı nedir? Geçen sene bir kanun yasaya girdi. İş yeri açmak isteyenler yeterlilik belgesi aramıyor artık. Ustalık ve kalfalık belgesi aranmadan iş yeri açabiliyor. Vergi dairesine gidip vergi levhasını alan iş yerini açıyor. Şimdi vergi levhasını alan sicil kaydını yaptırtıyor. Sicil kaydını yapan da ben o olarak onun kaydını yapmakla mükellefim. Sıkıntı zaten buradan sonra başlıyor. Ruhsat almak isteyen üyemiz belediyeye başvurduğunda belediye bu sefer onlardan ustalık belgesi istiyor. Ustalık belgesi yok. Senin üyen oluyor ama evet ama kaçak görünüyor. Çünkü evet. ruhsat yok. Bu sefer öyle bir karmaşa içindeyiz. Ama bazılarında da hiçbir şey yok. Vergi kaydı yok, oda sicil kaydı yok, ruhsat yok. Ve bunlar haksız rekabete neden tabii oluyorlar. Ki, tabii sizin ki, tabii derdiniz de bu. Aynen, bizim bir tek derdimiz bu. Herkes çalışsın ama yasalar neyse aynen, uysun. Aynen, aynen, evet. Peki Suriyelilerden söz ettik ama aralarında anladığım kadarıyla o zaman Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da var bu şekilde yapan. Tabii ki, tabii sadece ki. Sadece Suriyeliler değil. Hayır, biz herkesi zaten kapsıyoruz. Özellikle Suriyeli veya işte bizim Türk vatandaşı olanlar değil. Kim yasaya uygun bir şekilde çalışmıyorsa gerekli olan işlemler neyse o yapılsın. Biz bunun derdindeyiz. Ki belirli semtlerde özellikle mezarlık kompleksinin o taraflarında Cumhuriyet Caddesi'nde yüzlerce sayabileceğimiz Suriyeliler var. Çok ciddi bir rakamdan söz ediyoruz. Tabii ki, yüzlerce. Ve hepsi bunlar kaçak bir şekilde çalışıyor Ali Bey. Hiçbir evet, şekilde bu, denetim yok. Bu konunun üzerine biz de düşeceğiz basın mensubu olarak. Yarın Antakya Belediye Başkanı Sayın İsmail Kimeci konuğum olacak. Aynen bu konuyu kendisine yine ileteceğim. Ne gibi işlem yapıyorlarsa onu yapmaları gerekiyor. Evet. Peki Ali Bey, şimdi bu ciddi bir sorun. Anladığım kadarıyla sizler için de ciddi bir sorun. Tabii bu arada siz bu mücadeleyi verirken o dönemde olarak evet. Öte taraftan da demin siz de biraz değindiniz ama süremiz az olduğu için evet, yine sizden evet. kısa rica edeceğim. Yaptığınız çalışmalar da var. İşte yaptığınız eğitim seminerleri şimdi, var. Evet, yaptığımız ondan biraz söz edebilir tabii miyiz? Tabii ki. Şimdi biz zaten seçimlere girerken, çünkü aynı zamanda ben de kuaförüm, salon işletiyorum. Yani kuaförlerin, evet. berberlerin yok, sıkıntılarını bir isimsiniz biliyorum. Zaten. Sağ olun. İzleyicilerimiz evet. sizi gördü mü tanımışlardır. Aynen. Şimdi biz burada kesim, renklendirme, topuz eğitimi olmak üzere 21 tane eğitim verdik. Salı günü bir eğitimimiz daha var. Bu salı. Önümüzdeki evet, salı. Evet, önümüzdeki salı. Geçen salı da bir eğitim verdik. Savon Otel'de. Reklamam geçiyor bilmiyorum şu an. Yani otel ismi söylemeyelim. Evet, peki. Şimdi bu eğitimleri düzenliyoruz. 21 tane eğitim verdik. Bunlar genellikle topuz üzerine, kesim üzerine, bayan kuaförlerine denk geliyor. Erkek berberlerine maalesef yeterli sayıda eğitmen bulamıyoruz Türkiye'de. Birkaç tane firma var. Onlarla da görüşüyoruz. Yakın bir zamanda erkek berberler için de bir eğitim düzenlemeyi düşünüyoruz. Şu an ekibiyle beraber o çalışmaları da yapıyoruz. Bunun haricinde bir akademi açtık. Eğitim akademisi. Üyelerimize akademide eğitim verdirtiyoruz. Bunun gibi sosyal projelerimiz de oluyor. Geçen sene Haziran ayında yarışma düzenledik. Aynı zamanda okul olarak, oda olarak
Hacı Ali Nur Üniversitesi'yle tabii meslek liseleriyle beraber oradaki sınıflara eğitim veriyoruz. Kuaför. Çok güzel. Çok güzel. Elinize sağlık Sayın Başkan. Peki son soru olsun bu da. Tabii ki. Pazar günleri iş yerlerini açanlarla ilgili de zaman zaman sizin açıklamalarınız evet, oluyor. Orada da şöyle hatta birinde sitem etmiştiniz. Ya arkadaş bu kararı ben almadım. Aynen. Bu kararı daha önce almış bir karar. Siz açarsanız yine haksız rekabete yol açıyorsunuz demiştiniz. Buyurun evet, size bırakın iki cümleyi. Şimdi bu pazar günü iş yerleri açanlar, şurada kısa bir notu almışım zaten. Buyurun. Pazar günleri meslektaşlarımızın iş yerlerini açmaması için önceki oda yönetimi 01.01.2007 tarihinde 39 dolu kararla pazar günleri kapatma kararı almışlar. Şimdi bizim erkek berberleri haklı olarak bazen öyle kopi şikayetler geliyor ki eşleri de arıyor beni. Başkan diyor pazar günleri açan erkek berberleri oluyor. Bundan dolayı da benim eşim de diyor dükkanı açıyor, iş yerini açıyor. Böyle olunca da biz diyor aile kavramını unutturduğu duruma geldik diyor. Yani eşimizi göremiyoruz, çoluk çocukla oturamıyoruz. Bizim istediğimiz şudur, bu alınmış olan karara bütün erkek berberlerin saygı göstermesini istiyoruz. Yani bir gün çalışmadan kimse ekonomik sıkıntı yaşamaz ve bir gün fazla çalışsa çok fazla bir gelir elde etmeyecek. Bir de değişmesini istiyorsanız yine bir kongre toplarsınız bir genel kurul. Dersiniz ki kardeşim açalım, herkes açsın o zaman yani değil mi? Ha eşi evlenince de zaten... Çoğunluk pazar günü kapatmaktan yana. Yana, evet. Hepsi de odaya gelip dilekçeleri de verdiler, imza da attılar. Biz pazar günleri çalışmıyoruz diye. Çalışmak evet. istemiyoruz. Evet. Ama maalesef aralarda, semtlerde, mahalle aralarında açanlar oluyor. Diyoruz ki açmayın ya arkadaş. Açmayın. Evet, peki Ali Bey bakın kameranız bu. Evet. Kameraya deyin ki o özellikle zabıta ekiplerinin işte bizi gönderdiği Ali Bey. Ne söylemek istersiniz üyelerinize? Şimdi, buyurun söyleyin iki cümleyle. Sayın üyelerime şunu söylemek istiyorum. Ben oda başkanı olarak hiçbir üyemin ekmeğiyle oynayacak ve işlerini kısıtlayacak bir pozisyona girmem. Bizim vermiş olduğumuz dilekçelerde haksız rekabeti önlemek amacıyla kayıt dışı çalışanları kayıt altına almak içindir. Kullarınıza gelen her ne olursa olsun bizim Başkan Ali Mansuroğlu gönderdi. Bunların hiçbiri gerçekle itibat etmiyordur. Kesinlikle öyle bir şey de kabul etmiyorumdur. Bizim vermiş olduğumuz dilekçelerimiz demin örnekte de gösterdiğimiz gibi tüm birimleri kapsayan, tüm mensupları kapsayan kayıt dışı çalışan bütün esnafları kayıt altına almak içindir. Evet. Hepsi sadece bu kadar. Yoksa biz üyelerin haklarını koruyan, onlarla beraber çalışan, 950 üyesi olan büyük bir aileyiz. Bundan dolayı da mutluluk duyuyorum. Evet, peki. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.